Sayın seyirciler, Türkiye ile Rusya arasındaki kriz daha da büyüyor. Brüksel'de NATO Genel Sekreteri ile görüşen Başbakan Davutoğlu, Rusya ile temasa hazırız derken kendisine cevap veren Rus mevkidaşı Medvedev, Türk hükümetinin tuhaf bir pozisyon aldığını ve yaptığı açıklamaların lüzumsuz, boş olduğunu söyledi. Bu arada Rusya, Türk ekonomisine ağır darbeler indiren yaptırımlarına devam ediyor. Rus hükümeti Türkiye'den sebze, meyve ve zirai ürün ithalatının yasaklandığını açıkladı. Başbakan Ahmet Davutoğlu Brüksel'de NATO karargahını ziyaret ederek Genel Sekreter Jens Stoltenberg'le görüştü. Ana gündem Rus uçağının düşürülmesiydi. Görüşmeden sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Stoltenberg şunları söyledi. Türkiye NATO ile yeterince bilgi paylaştı. Diğer kaynaklardan edindiğimiz bilgiler de Türkiye'nin bize sunduğu bilgilerle uyuşmaktadır. Türkiye'nin hava sahasını savunma hakkı vardır. Benim mesajım şu, Moskova ve Ankara arasındaki teması memnuniyetle karşılıyorum. Burada önemli olan gerginliğin azaltılmasıdır. Rusya ile diplomatik ve askeri kanalların açık olması gerekmekte diyen Başbakan Davutoğlu ise şunları söyledi. Böyle kasıtsız olayların bir daha gerçekleşmesini engellemek için ve terörle mücadelenin geleceğini konuşmak için Rusya ile temasa hazırız. Türkiye-Suriye sınırı NATO sınırıdır aynı zamanda. Burada bir ihlal, yalnızca Türk sınırını ihlal değildir. NATO sınırına da ihlal söz konusudur. Davutoğlu Rusya'nın özür talebine de kimse bizden görevimizi yaptığımız için özür beklemesin cevabını verirken kendisine Moskova'dan jet bir yanıt geldi. Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, Türk hükümeti tuhaf bir pozisyon aldı ve yaptığı açıklamalar lüzumsuz dedi. Öte yandan Rus hükümeti Türkiye'den sebze, meyve ve zirai ürünler ithalatının yasaklandığını açıkladı. Kararı değerlendiren Başbakan Medvedev, Türkiye Rusya ile ilişkiler konusunda çok tuhaf bir tavır takınıyor. Bu durumda artık yorum yapmak bile yersiz. Hazırlanan yaptırım paketine gelince, ileride bu paket devreye girdikten sonra genişletilmesi de söz konusu olabilir. Bu tedbirler Türkiye ekonomisi için hassas olabilir ama Rusya'nın ekonomik çıkarlarını en az seviyede etkileyecektir. Rusya bu konuda pragmatik olacak. Hükümetten Rusya'da faaliyet gösteren Türk iş dünyasına, Türkiye'ye getirilen ekonomik tedbirlerin içeriğini açıklama talimatı veren Medvedev, Türk iş dünyası Ankara'nın politikalarının rehine olmuştur diye konuştu. Medvedev ayrıca hükümete Türkiye'den Rusya'ya kara ve deniz yoluyla gerçekleştirilen mal transferlerinin sınırlandırılması konusunda Avrasya Ekonomik Birliği ortakları ile iletişime geçme talimatı verdi. Öte yandan Türk hava sahasını ihlal ettiği için F-16'lar tarafından vurularak düşürülen Rus savaş uçağının pilotu Rumyantsev Sergei Aleksandrovich'in cenazesi bölgedeki gruplardan alınarak önce Hatay'a sonra da Ankara'ya getirilmişti. Gata'da bulunan cenaze sabah saatlerinde Rusya Federasyonu'ndan gelen bir heyet tarafından teslim alındı. Cenaze Rus Büyükelçisi'nin de katıldığı askeri törenin ardından Esenboğa Havalimanı'ndan Moskova'ya gönderildi.